Türkiye ve dünya gündemini sizlerle paylaşacağız ama gün sonuna sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Küçük çaplı provokasyonlar olsa da bir süredir sessizliğin hakim olduğu Ermenistan sınırından ne yazık ki çatışma sesleri yükseldi. Ermenistan güçleri yine provokatif bir eyleme imza attı ve bu kez geniş çaplı bir çatışma çıktı sevgili seyirciler. Bu haber kısa süre önce duyuruldu Anadolu Ajansı tarafından ama açıklamayı Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu. Elbette son gelişmeleri almak üzere muhabir arkadaşımız Fatih Avanoz'a döneceğiz. Telefon attığımızda kendisi bizleri bekliyor. Fatih Avanoz, ne yazık ki böyle bir haberle başlamış olduk geceye. Bir süredir sessizlik hakimdi. Ara ara provokasyonlar vardı elbette ama bu geniş çaplı bir saldırı öyle görünüyor. Ermenistan güçleri, Ermeni askerleri gecenin kararlılığından faydalandı öyle görünüyor. Sen neler aktaracaksın? Detaylarda neler var? Evet Cemile, ara ara bu provokasyonlar oluyor. En son Ağustos ayı başında gerçekleşmişti. Yine El Açim ve Kelbecer bölgesinde Azerbaycan mevzi ve mevkilerine yönelik bir saldırı girişimi vardı. Buradaki terör unsurlarının yine provokasyonları vardı. Ve onun üzerine de Azerbaycan ordusu bir operasyon başlatmış ve bu unsurlara karşı çok sert aslında cevap vermişti. Yaklaşık bir aydır bölgede silahlı unsurların tahliye edileceğine ilişkin haberler vardı. Ermeni basınında açıklamalar vardı. Ve diğer taraftan da gerek işte Moskova gerekse de Brüksel tandemle barış görüşmeleri devam ediyordu. İşte bu ortamda bir aylık o sessizliğin ardından bir kez daha Ermenistan kuvvetleri bölgede tansiyonu yükselttiğini söyleyebiliriz. Özellikle iki ülke devlet sınırının Başkesen ve yine Kelbecer ve Laçin istikametlerinde Azerbaycan mevzilerine, mevkilerine yönelik bir saldırı girişimi var. Ve yine aynı şekilde bölgede senin de ifade ettiğin gibi gecenin karanlığından istifade edilerek bölge yükseltilerin fazla olduğu dağlık bir arazi, çetin şartları olan bir arazi. İşte o çetin şartları da kullanarak bölgede özellikle Azerbaycan mevzi mevkilerine ve buradaki askeri birliklere giden ikmal yollarına mayın yerleştirme faaliyeti olduğunu, teşebbüsü olduğunu Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada anlıyoruz. İşte bu teşebbüs sonrası Azerbaycan ordusu tabii artık son yıllarda imkan ve kabiliyetlerini oldukça geliştirdi. Özellikle Türkiye'den aldıkları hava araçlarıyla bölgeyi çok yakından denetlediğini ifade edelim. Bundan önceki yıllarda yapılan bu mayın yerleştirme, bu provokasyonlar şehit haberlerine sebep olurken bu kez yerinde, zamanında tespit edildi ve söz konusu girişimlerin önüne almak maksadıyla da Azerbaycan ordusu doğrudan tedbirlerini aldı. Özellikle yine bölgeye gelen o mayın yerleştiren askeri birlikler olsun, gerekse de o birliklere yapılan müdahale sonrası Ermenistan tarafından açılan ateş olsun, buradaki açılan ateşe karşılık misliyle verildiğini görüyoruz. Havan ve muhtelif silahlarla yoğun ateş açıldığını görüyoruz Azerbaycan ordusuna. Ve bu açılan ilk ateşte de Azerbaycan ordusunda kayıplar olduğunu görüyoruz. Yapılan açıklamada bunu çok net bir şekilde. Bunun üzerine de işte Azerbaycan ordusu bu bölgelere özellikle ateş açılan noktalara karşı yoğun bir karşı cevabi tedbir aldığını görüyoruz. Ve yapılan açıklamada da Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin arasında kayıplar olduğu ve askeri araçların da başarıyla hedef alındığı burada ifade ediliyor. Çatışmaların aslında geniş çapta yayılmasını istemiyor Azerbaycan tarafı. Sadece buradaki provokatif tansiyonu yükselten eylemleri yapan unsurlar yönelik bir harekat olduğu ifade ediliyor. Ve Ermenistan tarafının da yine her zaman olduğu gibi son bir ayda da bir kez daha bölgede tansiyonu yükselttiği, devam eden barış görüşmelerine darbe vurduğu burada ve söz konusu çatışmaların da mesuliyetinin Erivan yönetiminin hem askeri hem de siyasi kanadının üzerinde olduğu ifade ediliyor. Yaklaşık 5 dakika önce Azerbaycan Savunma Bakanı yeni bir açıklama daha yaptı. Özellikle Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın Azerbaycan ordusunun sivil yerleşim yerlerini hedef aldığına ilişkin açıklaması burada yalanlandı. Hiçbir şekilde böyle bir şey olmadı. Sivil yerleşim yerlerine hedef alınmadı. Sadece bölgede işte o mayın yerleştiren, bölgede Azerbaycan mevzilerine saldıran askeri unsurlara yönelik bir karşı cevabi tedbirin alındığı ifade edildi. İki ülke savunma bakanlığı da daha taze olan, sıcak olan Karabağ Savaşı, 2020 Eylül ayında başlayan o Karabağ Savaşı'ndan görüntülerin de sosyal medyalarda paylaşıldığı ifade edildi.
O yüzden de iki ülkenin resmi kaynaklarının takip edilmesi, savunma bakanlıklarının açıklamalarının dikkatle izlenmesinin burada önemli olduğu da ifade edildi Cemile. Fatih, seni biraz daha tutalım, hem de izleyicilerimizi konuyla ilgili biraz daha bilgilendirmiş olalım. Şimdi o topraklar bizim için de elbette çok önemli. Can Azerbaycan'ın yıllardır verdiği mücadeleyi hep birlikte takip ediyoruz. Vatan toprağını korumak için çok şehit verdi. Çok acılar çekildi ve bu Karabağ Savaşı'yla Ermenistan tarafından işgal edilen topraklar geri alındı. Tam barış olacak mı diye aslında yakından takip ederken böyle bir haber geldi. İster istemez düşünüyoruz, acaba bu barış sürecini etkiler mi? Bu çatışmalar daha da büyüyebilir mi? Çünkü provokatif eylemler var ve özellikle sivil yerlerin hedef alındığına dair Ermenistan tarafından asılsız iddialar ortaya atılıyor. Sen de yıllardır bölgede görev yapan bir gazetecisin, neler söylersin? Şöyle, son dönemde yaşananları bir hatırlayacak olursak, aslında 10 Kasım mutabakatında bölgeden tamamıyla silahlı unsurların çıkarılması gerekiyordu Ermenistan tarafından. Ermenistan tarafı benim askeri unsurlarım orada yok diyor ama bölgede silahlı Ermeni unsurlar olduğunu biliyoruz. Özellikle Lübnan'dan ve Suriye'den gelen terör grupları burada Azerbaycan ordusuna yönelik aslında işgal döneminde yerleştirilen bu terör grupları, burada eğitim faaliyetlerini yürüten terör grupları Azerbaycan askerlerine yönelik saldırıları gerçekleşiyordu ve kısmet operasyonu, bir önceki operasyon, Azerbaycan çok ciddi net bir şekilde bu terör unsurlarını burada barındırmayacağını ve topraklarında hiçbir şekilde yasa dışı güçleri de tutmayacağını ifade etmişti. Gerek Moskova yönetimi, gerek de Erdoğan'a doğrudan bu ifade edilmişti. İşte son günlerde de o unsurların çıkarılmasıyla ve oraya sonradan yerleştirilen sivillerin de bölgeden tahliyesiyle Azerbaycan ordusunun içinde Kelbecer'de, Laçin ve Kelbecer'in Ermenistan'ın yakın kıtaları, buralarda bir itilaf vardı. Buralarda da mevzilerine geçmişti ve kontrolü denetimi sağlamıştı. Diğer taraftan Laçin koridoruna paralel bir yol, yeni bir yol, daha da aslında gelişmiş bir yol yapıyordu geniş çapta. Bu yoldan bölgedeki yaşayan, Hankendi'de yaşayan, Hocavent'te olan, Hocalık tarafında olan Ermeni sivillerin de istifadesine sunulacak. Ve o eski, her zaman yıllardır konuştuğumuz Laçin koridorunda bypass edilmesi gündemdeydi. İşte onunla birlikte, yeni yolun yapımıyla birlikte, kullanılması birlikte bölgedeki Laçin koridorunun Tanrısı unsurlarının da bölgeden ayrılması sağlanmıştı. İşte tam da bu noktada bölgede tam anlamıyla güvenliği sağlandı. Bölgede altyapı çalışmalarının da ileri derecede devam ettiği bir noktada bir kez daha bir tarihi saldırı gerçekleşti Ermeni unsurlarca. Fakat ifade ettiğimiz gibi özellikle Ağustos 2022'de itibaren Azerbaycan Cumhurbaşkanı Cemal'in bundan sonra süre bitmiştir. 2 yıla yakın, 1,5 yılın üzerinde bir zaman gerçekleşti. Erivan hala atması gereken adımları atmadı. Gerekirse bundan sonra bu adımları atarız demiştim. Bugün de şu an itibariyle Azerbaycan ordusunun söz konusu silahlı unsurlara kararlı ve gerçekten sert cevabı tedbirlerini alması işte bunu gösteriyor. Azerbaycan'ın Bakü'nün kararlılığını gösteriyor. Şu an itibariyle bu çatışmalar büyür mü büyümez mi? Buna tabii ki Erivan karar verecek. Erivan yönetiminin buradaki unsurları geçecekmesi, sınırlarının gerisine artık gitmesi ve Azerbaycan toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerekiyor. Bu anlamda da şu an itibariyle Azerbaycan'ın bu tedbirleri sert bir şekilde aldığını görüyoruz. Erivan yönetiminde buradaki askerlerin de, Ermeni güçlerin de bölgeden çıkmayacağını da zaten ilerleyen günlerde net bir şekilde göreceğiz. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi genelde çatışmaların hep aynı bölgede yaşandığını görüyoruz. Laçın ve Kelbecer bölgesinde. Sanıyorum hem arazi zor ama bir sınır anlaşmazlığı da söz konusu mu? Ve yaşanan bu provokatif saldırıları, gerçekleştirilen bu provokatif saldırılar sonucunda Ermenistan ordusunda bir ikilik söz konusu olabilir mi? Bunu söyleyebilir miyiz? Aslında sınırlar net. Sovyetler Birliği döneminde iki ülke, Sovyet Cumhuriyetleri, Ermenistan ve Azerbaycan sınırlarını net bir şekilde o zaman belirlemişti. Fakat savaş sonrası, 10 katı mutabakatı sonrası Ermenistan o sınırlara şu ana kadar riayet etmedi. İki ülke arasında belirlenmiş, yıllardır aslında net bir şekilde olan o sınırların resmiyete dökülüp artık, çünkü Sovyetler dağıldığından beri iki ülke savaş halindeydi. İlk kez resmi barış anlaşmasıyla sınırların tespiti mümkündü.
Ancak tabii böyle yüksekler, stratejik noktalar iki ülke savunma bakanları askeri kanadının birbirine vermek istemediğini görüyoruz. Burada Azerbaycan tarafı yıllardır zaten aleyhine gelişen bir nokta. Bütün yükseklikler Türkiye'nin elindeydi ve kendi topraklarında hareket edemez durumdaydı Azerbaycan tarafı. Bu kez böyle olmasını istemiyor. Kesinlikle sınırlarda kendi hakkı olan bütün yükseklikler stratejik noktaları istiyor. Kelbecer ve Laç'ın Cebrail bölgesi gibi düz nokta değil. Oralar çok dağlı noktalar. Ormanlık alanlar gerçekten zapt edilmesi. Denetim, kontrolün zor olduğu noktalar. İşte bu noktada iki ülkenin samimiyeti devreye giriyor. Ermenistan tarafı buradaki silahlı unsurları tam anlamıyla çıkardığı vakit Azerbaycan ordusu da tam anlamıyla mevkilerini ve oraya giden ihmal yollarını sağladığı vakit iki ülke arasında huzur geleceğini, barışın geleceğini görmek mümkün. İşte bu noktada o bölgedeki o silahlı unsurlar, yasa dışı unsurların da tam anlamıyla temizlenmesi gerekiyor. Azerbaycan ordusu şu an bu yönde adım attı. Ermenistan tarafının sorusu uyarıların da dikkate alınmadığını gördüğü için de bu adımları artık kendi atıyor. Fatih Avanoz, çok teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Umarız çatışmalar daha da büyümez ama Erivan yönetiminin bundan sonra atacağı adımları da bizler de yakından takip ediyor olacağız. Can Azerbaycan'a bir kez daha sevgilerimizi ve desteğimizi sunuyoruz sevgili seyirciler.